Yapay Zeka Merkezi'ne hoş geldiniz efendim. Evet, bugün aslında yapay zeka tarafında siber güvenlik bölümünü konuşacağız ki önemli ve değerli bir konuğum bizlerle birlikte. Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özer bizlerle birlikte. İlkem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Dünya Kadınlar Emekçi Günü aynı zamanda ve hakikaten yönetici pozisyonunda olduğunuz için de bugün de çok da güzel de denk getirdik ve dolayısıyla önemli de bir program olacak diyelim. Günün anlam ve önemine dikkat çekerek başlamak istiyorum. Şimdi yapay zeka programında biz her hafta mutlaka bir tarafta altyapısını inceledik, bir tarafta veri tarafını inceledik, hukuki boyutunu inceledik. Her hafta belirli bölümlerini inceliyoruz yapay zekanın. Ben önce bir siber güvenlik şirketi gözüyle teknolojide özellikle geldiğimiz noktayı genel olarak değerlendirerek sizinle başlamak istiyorum. Her yeni gelişme potansiyel bir siber açık aslında ve çözüme dair yeni bir fırsat demek. Siber açık ve çözüme yönelik bir fırsattan bahsediyoruz. Hangi eşikler kritik olarak etkiledi sizin gibi çözümler sunan bir şirket? Evet, şimdi dediğiniz gibi teknoloji artık hepimizin içinde ve sadece hani güvenlik anlamında değil aslında veya sadece şirketler değil, sadece cep telefonu değil, artık baktığımız zaman işimizin, hayatımızın her yerinde teknoloji var. O yüzden teknolojiyi de bu şekilde düşünmek lazım. Artık hayatımızın bir parçası ama nasıl hayatımızın diğer fiziksel alanlarını aslında koruyorsak, dolayısıyla bizim teknolojiyi kullanırken de siber güvenlik önlemlerine dikkat etmemiz mutlaka gerekiyor. Eşikler diye baktığımız zaman da özellikle aslında ortam çok değişti. Yani siber güvenlikte sadece bireysel olarak veya şirket olarak biz tek başımıza değiliz. Büyük bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ve genel anlamda hani baktığımız landscape çok değişti. Burada şunu görebiliyoruz. Artık hackerlar da, artık siber saldırıları organize edenler de eskiden sadece hani internette işte şu buradaydı gibi imza atıp çıkıyorlardı. Halbuki şu anda çok önemli bilgilerimizin peşindeler ve finansal kaynak yaratma da peşindeler ve organize çalışıyorlar. Yani yer altında bu gruplar aslında artık çok sofistike ve çok organize çalışıyor ve teknolojiyi çok ciddi kullanıyorlar. Yani machine learning'i ve yapay zekayı onlar da kullanıyor. Dolayısıyla da hani aslında ortamda bizim bıraktığımız bilgileri çok iyi değerlendirebiliyorlar. Bunun haricinde atak çeşitleri de çok çeşitlendi. Yani işte ransomware gibi çok gelişmiş ataklar da var veya işte oltalama dediğimiz, fidye yazılım dediğimiz aslında sosyal mühendisliği iyi kullanan, yapılışı çok basit olan ama maruz kaldığınızda ciddi anlamda zarara uğradığınız atak çeşitleri de var. Yani ataklar çok gelişmiş oldu. Bunun yanında sadece hani organize gruplardan bahsetmiştik. Tabii bunların yanına bir takım ispiyon culuk olarak veya devletler arası diye baktığımız atak çeşitleri de girdi. Ve hani Türkiye'de bütün bunların aslında coğrafik olarak ortasında bir ülke. O yüzden bu iki eşik gerçekten çok önemli eşikler. Bunun haricinde bir diğeri de regülasyonlar çok değişti. İşte yurt dışında GDPR, Türkiye'de KVKK diye baktığımız zaman ciddi anlamda da regülatif zorunluluklar geldi ve bu regülatif zorunluluklarla kişisel bilgilerimizi ve devlet şirket bilgilerimizi koruma altına almak çok önem arz etmeye başladı. Oldukça önemli noktalar. Yani aslında daha dijital ve daha global hale geldikçe de detaylı risklerimizin arttığını da takip ediyoruz değil mi? Şimdi sadece bilgi işlem uzmanının değil, teknolojik olarak günlük hayatımıza entegre etmiş olduğumuz aynı zamanda alanda ve her rolde şimdi biraz daha siber bağışıklık kazanmamız gerektiğini de ben sizin konuşmalarınızdan anlıyorum. Peki buraya kadar gelebildi mi topluluklar? Özellikle burada farkında mıyız? Her gün maruz kaldığımız onca veriyle özellikle karşı karşıya kaldığımız güvenlik risklerinin farkında mıyız şu anda? Topluluklar ne diyor? Ya o kadar önemli bir noktaya değindiniz ki gerçekten, çünkü biz güvenlik şirketleri olarak tabii ki sürekli çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hem bireylere hem şirketlere yardımcı olmak için. Ancak güvenlikteki en zayıf halka kim biliyor musunuz? İnsan.
insanın kendisi. Çünkü belli yani belli güvenlik uygulamaları bizi uyarmaya çalışsa da işte mani olmaya çalışsa da günün sonunda biz ısrarla bir linke basarsak veya kendi farkındalığımız yüksek olmayıp işte e-mail ile gelen bir bilgiye inanırsak ve onu takip edersek o zaman hani uygulamaların da çok fazla yapabileceği bir şey kalmıyor. Dolayısıyla da farkındalık. Evet, farkındalık işte çok önemli. Yani gerçekten nasıl kapımız çaldığında kim o demek artık otomatik bir refleks haline geldiyse biz teknoloji kullanırken de içinde olduğumuz ortamda hakikaten otomatik olarak belli hani acaba sorusunu soruyor olmamız lazım. Yani acaba şu anda bana gelen bu e-mail gerçekten bu kurumdan mı geldi? Gerçekten bu kişiden mi geldi? Bu link doğru mu? Ve tabii bunların yanında bir de kullandığımız veya girdiğimiz uygulamalar da önemli. Çünkü farkındalık dediğimiz zaman evet bir siber güvenlik, siber ataklar olgusunu artık herkes biliyor. Ama ona karşı ne yapması gerektiğini, nasıl kendini savunması gerektiğini bilmiyor. Ve bireylerde çok fazla mesela ücretsiz uygulamaları kullandıkları zaman da bir takım hani böyle yanlış downloadlar yapabiliyorlar. Yani nasıl diyeyim, bir işte televizyon veya bir filmi herkesten önce seyretmek için aslında legal olmayan bir siteye giriyor. Ve o siteden filmi indirirken belki zararlı bazı dosyaları da indiriyor ve haberi yok. Yani bunu yaparken buna maruz kalabileceğini bilmiyor. Ve hani bireylerden bahsediyoruz ama bireylerin farkındalığı şirketler için de çok önemli. Çünkü şirketlerin çalışanları da günün sonunda aslında bireyler. Biz burada tabii şirketlerle beraber çalışıyoruz ve hani Kaspersky olarak eğitim programlarımız var, eğitim uygulamalarımız var. Hatta böyle oyun şeklinde simülasyon yaptırıyoruz ve böyle hani takımları yarıştırıyoruz falan. Hani bu şekilde en azından şirket çalışanlarında bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ama genel anlamda da hani bireylerin biraz uyanık olması gerektiği bir dönem yaşıyoruz. Ve tabii uyanıklık tek başına yetmiyor. Her ne kadar insan desem de mutlaka ve mutlaka hani ben şimdi mesela merak ediyorum. Kaç kişinin cep telefonunda gerçekten bir güvenlik uygulaması var? Yok, bende yok mesela. Yok, çoğunlukta yok. Evet. Halbuki olmalı. Yani gerçekten hani güvenlik uygulamalarından da yararlanıp yanında biz de uyanık olursak çok daha hem bireyler olarak hem şirketler olarak hani şirket çalışanlarının farkındalığını geliştirdiğimizde zaten daha korunaklı bir noktada olacağız. Ya mutlaka aslında çok çok dikkatli olmamız gereken ve ondan sonra dikkatli olduktan sonra artık şunu diyebiliriz herhalde, değil mi? Evet, bağışıklığımız arttı bu süreçte diyebiliriz. Aynen, aynen. Evet, şimdi teknoloji dünyasında bazı kırılımlar var ki farklı bir bilinçte teknolojideki güvenlik boyutuna da bakmamızı aslında zorunlu kılıyor ve dolayısıyla yapay zeka gelişiminde üretici yapay zeka dediğimiz kavramla birlikte geldiğimiz noktada da bu böyle. Peki üretici yapay zeka ile iş yapmak ne gibi bir güvenlik risklerini ortaya çıkartabilir diye soracak olursam ne dersiniz bana? Evet. Ya az önce şeyden bahsetmiştik. Aslında teknoloji geliştikçe siber güvenlik tarafındaki ataklar da gelişti diye. Yapay zeka da şu anda hayatımızın çok önemli bir parçası haline geldi. Ve yani gün geçtikçe hızla ilerliyor. Şu anda hala daha bence hani emekleme demeyelim, orayı geçti herhalde, ama çocukluk aşamasında. Çünkü bazen yapay zekaya sorduğumuz sorularda her zaman tam doğru cevapları almayabiliyoruz. Ama şu bir gerçek ki özellikle bilginin, datanın işlenmesinde yapay zeka çok önemli. Biz Kaspersky olarak da mesela güvenlik ürünlerinde aslında 20 yıldır machine learning kullanıyoruz. Yani makine öğrenimi hani ve bu yapay zekanın bir alt segmenti diyebiliriz ya da belki hani böyle başladı yapay zeka diyebiliriz. Data işlemede, büyük verileri işlemede ve hani hakikaten hızlı cevap vermekte yapay zeka çok önemli. Dolayısıyla işletmelerin bundan yararlanması kadar doğal bir şey yok. Ama bundan da yararlanırken de işte ben özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Üretim sektöründe bizim genel bir düşüncemiz var. Üretim sistemlerinin kapalı sistemler olduğu gibi bir algı var. Halbuki değil. Yani işte yapay zekayı, teknolojiyi üretim sistemlerine soktukça
Evet, verim artıyor, hızımız artıyor, bundan çok yararlanıyoruz. Ama güvenlik tarafı da hani işin içine giriyor. Dolayısıyla da bu sistemleri de mutlaka güvenlik uygulamalarıyla korumamız lazım. Yapay zekanın kendisini bile aslında korumak gerekiyor. Çünkü düşünün ki sizin yapay zeka için yararlandığınız sunucu hacklendi ve hani aslında vermesi gereken değil ama hacker'ın istediği cevapları üretmeye başladı. Evet. Yani o yüzden evet, teknoloji bizim hayatımıza verimlilik, kolaylık kesinlikle getiriyor. Ama bunları güvenlik uygulamalarıyla bir arada tutmamız lazım. Burada ben Kaspersky'nin bir girişiminden bahsetmek istiyorum. Aslında siz de demin bağışıklığımız yükselecek dediniz. Evet, siber güvenlik bağışıklığımızın yükselmesi zaten bizim şirket olarak en kritik gördüğümüz konulardan bir tanesi. Çünkü hani IoT diye aslında Türkçe'ye de girdi ama hani şeylerin interneti diyelim. Sonuçta hani her şeyin içine teknolojinin girmesi, yapay zekanın girmesi. Fakat bunlar çok küçük sistemler ve hepsine güvenlik sistemini sonradan yüklemek mümkün olmayabilir. Biz Kaspersky olarak şu anda bu sistemlere aslında daha gelişim anından itibaren işletim sistemi seviyesinde güvenli kılacak şekilde kurgulanması gerektiğini düşünüyoruz ve buna yönelik işletim sistemimiz gelişti. Buna yönelik işte belli gateway'lerimiz oluştu. Artık hani akıllı saat aldığınızda veya hani akıllı gözlük aldığınızda bu gözlük zaten üretim aşamasında güvenli kılınmış olacak veya olmalı. Yani biz Kaspersky olarak şu anda dünyanın, madem hani teknoloji her yere girdi, o zaman bunlar aslında üretim aşamasından itibaren siber bağışık bir şekilde üretmeliyiz diyoruz. Kesinlikle. Aslında yani bunu kullanıcıya değil, bunu üretim esnasında, üretim süreci içerisine dahil etmek, belki de yani bu faktörü dahil edebilmek en azından önümüzdeki süreçte doğabilecek zararları minimize etmek kesinlikle doğru orantılı oluyor. Çok daha doğru. Evet, şimdi bunun yanı sıra şirketlerin özellikle ChatGPT gibi uygulamalarla iş yaparken özellikle şimdiye kadarki süreçte gözlemlemiş olduğunuz güvenlik açıkları nerede oluştu dersem, oluştu mu daha doğrusu, mutlaka oluşmuştur ChatGPT dediğimiz noktada şirketlerin bu süreçteki faaliyetlerine yönelik. Nerede daha çok gözlemliyorsunuz? Şimdi tabii hani ChatGPT'yi ne için kullanıyoruz? Daha ziyade şu andaki haliyle işte hani bilgi depolamak, bilgi almak veya hani bir soru sorduğumuz zaman onun cevabını almak, ChatGPT'nin bir takım şeyleri üretmesini arzu ediyoruz. Ama hani ChatGPT'nin de gelişmekte olduğunun farkında olmamız gerekiyor ve dediğim gibi ChatGPT'nin kendisinin de hacklenebileceğini, hani böyle senaryolar gördük. ChatGPT kullananın hani aslında sistemi hacklendiği için ChatGPT'den doğru cevapları değil, hani sanal cevapları aldı. Hani ChatGPT kendi başına değil ama bir şeye, zafiyete uğradığı zaman bu konuda aksaklıklar yaşanabiliyor. Veya işte üretim sistemlerimizi teknolojiye bağladığımız zaman, yani aslında mesela akıllı şehirleri düşünelim. Hani trafik lambalarını bozsan trafiği ne kadar alt üst edersin? Ve bunlar mümkün, çok kolay. Arabalarımızın işte hani akıllı teknolojilerle yönetilen arabalarımızın dışarıdan bir müdahaleye uğrayıp hani fren aksamının bozulduğunu düşünün. Yani bunları eğer gerekli güvenlik önlemleri, yani korkutmak istemiyorum şu anda kimseyi. Yanlış da anlaşılmak istemiyorum gerçekten. Ancak bunlar için ne kadar önlem alınırsa o kadar hem faydalarından yararlanıp hem de güvenli bir şekilde kullanıyor olabileceğiz. Evet, önemli. Yani buradaki önlem almak. Önlem aslında almak yani aslında her zaman. Korkutmak değil ama önlem almak diyebiliriz. Peki, az önce konuşmanızda şunu dediniz. Çalışanlara yönelik de, yani çalışan yapay zekanın hem kendi öğrenme ve gelişim sürecinde ortaya çıkabilecek ve henüz tamamlayamadığımız siber risklere karşı da aslında nasıl hazırlıklı olması konusunda, gerektiği konusunda çok da bir bilgiye sahip değiliz. Ne dersiniz? Ya öncelikle bireyler olarak, hani hazırlık anlamında bireyler olarak çok fazla bilgi bırakıyoruz ortamda. Yani bu saldırıların çoğu sosyal mühendislik kullanılarak yapılıyor. Ve bu sosyal mühendisliği kullanabilmesi, yapabilmesinin altında yatan sebeplerden bir tanesi aslında hakikaten internet ortamında çok fazla bilgi bırakıyoruz. Ve bunu açık bırakıyoruz. Enkript etmiyoruz veya bilgimizin nereden
kullanıldığını, hani o hattın güvenli olup olmadığını kontrol etmiyoruz. Özellikle mesela hani aslında bu yapay zekada karşılaşılan saldırılardan da birine örnek, hani demin aklıma gelip söylemedi ama yapay zeka kullanırken de veya ChatGPT kullanırken veya herhangi bir şekilde hani bilgi alışverişinin olduğu şeyde, bu bilgi alışverişinin oluştuğu network'ün veya bağlantının mutlaka güvenli olması lazım. Hani onu önlem olarak alacak olursak, o zaman o bağlantıya kimse sızmaz. O zaman da hani bilginiz deforme olmaz. Kişiler olarak da aslında internete öyle o kadar da her şeyimizi vermememiz lazım. Yani bazı bilgilerin bize özel olması gerekiyor. Aslında hani öyle bir şey ki, bazı saldırılar tamamen bu bizim kişisel bilgilerimizi toplamaya yönelik oluyor. Mesela saldırılar peş peşe gelebiliyor. İlk saldırı kişisel bilgileri toplamak veya sizinle ilgili önemli özel bilgileri toplamaya yönelik oluyor. Sonra o bilgilerle beraber sosyal mühendislik yapılıp aslında sizi sizinle ilgili ikinci, üçüncü, dördüncü aşama saldırılara geçilip işte hani kişi ise, birey ise bu banka hesaplarına, şirketse bu gerçekten hani önemli önemli datalarına girilebiliyor. Şimdi yani aslında buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, çalışan olarak yapay zekanın bu süreçte oluşabilecek bir riske karşı aslında bu hataya dayanıklı olup olmamasıyla orantılı da bir hikaye olarak ortaya çıkıyor. Oran verelim mi biraz İkem Hanım? Orana bakacak olursak, Türkiye'de kurumların %73'ünün farklı şekillerde siber olaylarla karşılaşıyor ve bunların %29'unun ise çalışanların kasıtlı davranışlarından kaynaklandığı da biliniyor. %29 az bir oran değil. Değil, evet, kesinlikle çalışan aynen, çalışan açısından. Ya şimdi bunu da görüyoruz yani saldırı veya hani siber güvenlik açığı dediğimiz zaman bunu hep dışarıdan olarak düşünmek eğilimindeyiz ama evet yani içeriden de aslında çalışanlardan birinin hani böyle bir kızgınlığıyla veya hani tabii ki başta hepimiz birbirimize güvenmek istiyoruz ama iyi niyetli olmayan bir yaklaşımıyla içeriden de bilgi sızdırmaya yönelik davranışları olabiliyor. Yani bunun bir kısmı istemsiz olabilir. Hakikaten hani kötü niyetli değil ama iyi niyetli bir şekilde dalgınlığından veya bilinmezliğinden de olabilir. Ama evet, bilerek de olması mümkün. O yüzden şirketlerin kendi içinde kullanıcıların haklarını doğru sınırlayıcı önlemleri alması, herkesin her bilgiye erişiminin olmaması veya kritik sistemlerin aslında sadece dışarıya karşı değil içeriye karşı da korunuyor olması gerekliliği kesinlikle yani kesinlikle gerekiyor. Zaten oran bunu gösteriyor. Evet, hani %29. Evet, 29'luk bir oran çok yüksekte. Aynen, bir oran aynen. Bunu söyleyebiliriz. Peki şimdi sizin gibi şirketlerin o halde bu ekosistemde hangi kritik aktörlerle birlikte bir işbirliği yapması gerekiyor? Neye ihtiyaç var aslında böyle bir süreçte, bu program başından bu yana aslında anlattığımız sorunsalların da önüne geçebilmek için, ki yapay zeka ve makinelerin özellikle iş hayatındaki yerinin artmasıyla birlikte bilgi güvenliği politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda belki de bu zorunluluk ortaya çıkıyor. Ne dersiniz? Şimdi bilgi güvenliğine gerçekten bütünsel bakmak lazım. Ve biz birazcık özellikle Türkiye'de hani bunu söylerken kimse alınmasın ama biz birazcık sigorta bile yaptırmayan bir milletiz. Yani çok fazla hani sigortalanma oranımıza baktığımız zaman o da düşük. Yani çünkü birazcık Allah korur misali yaşıyoruz. Ama işte maalesef bu dünyada Allah korumuyor. Yani sizin şirketlerinizin kendinizi korumanız lazım. Ve burada da bu programı seyredenler arasında da varsa eğer, bunu şey gibi de düşünmemek lazım. Sadece büyük bankalar atak altında. Öyle bir şey yok. Yani sağlık kuruluşları, KOBİ'ler, üretim sektörü, dağıtım şirketleri, yani bu dağıtım şirketleri lojistik de olabilir, işte elektrik, gaz, su gibi dağıtım şirketleri veya hani sadece normal KOBİ'ler bile aslında bu güvenlik önlemlerini almaları ve güvenliğe bütünsel bakmaları gerekiyor. Bütünsel bakmaları gerekiyor derken neden kastediyorum? Şimdi bazen bazı firmalara bakıyorum Türkiye'de, gerçekten çok sofistike bir şekilde güvenlik birimleri var. Bu güvenlik birimleri ya IT'nin başına ya genel müdüre bazen direkt bağlı. Çünkü bu o önemli bir
iş aslında. Hı. Ve bütün şirketin bütün departmanlarını kapsayıcı bir şekilde hani parçalanmadan, ayrışmadan bir organizasyonla yönetiyor ve o zaman da bütünsel bakıyor. Ama eğer hani sadece işte bir tane firewall kurdum, işte bir tane IT bakıyor, outsource etti veya işte hani ya ucuzunu aldım yeterli falan gibi bir yaklaşımla bakılırsa o zaman yeterli koruma sağlanmamış oluyor. Çok teşekkür ediyorum İlkem Hanım. Çok keyifliydi sohbetiniz. Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özer bizlerle birlikteydi. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.